Yo yeminle tipi bir değilmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar, bu sizlerle görmüş olduk. Sonuncu Şubat'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size kilas kasma taktikleri söyleyeceğim ve onları göstereceğim. Çok uzun süredir kilas kasma taktikleri istiyordunuz. Ben de sonunda size bir video hazırlama kararı aldım. Birkaç tane güzel taktiğimiz var. Onları söyleyeceğim, onları göstereceğim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Video sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı tümüne kaçarsanız çok çok sevinirim. Artı 100 like gelirse serinin devamı gelir. O zaman hızlıca videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geçen ben bir şeye denk geldim. Discord'da takılırken sonuncu Discord'unda bir arkadaşa denk geldim. Arkadaş dedi ki ben çiçekten para kasıyorum. Ben dedim ki hocam bu nasıl oluyor? Nasıl para kasıyorsun çiçekten falan dedim. Arkadaş çiçek farmı yapmış. Ve boyadan para kasıyor abi. Yani iyi bir miktarda para kasıyor. Hemen buradan size göstermek istiyorum boyaları. Dur bir dakika, boyaları bulmam lazım. Evet, bunlar arkadaşlar boyalar. Şunlardan para kasıyor abi adam. Şöyle göstereyim. Bu boyalardan hocam arkadaş para kasıyordu. Bakın gördüğünüz üzere bazı boyalar gerçekten pahalı oluyor. Bazıları çok düşük, bazıları gerçekten çok pahalı. Mesela tanesi 33 kilos falan olanlar var. Yani siteye 2K'nın üzerinde olanlar da var. Gördüğünüz üzere 1K'nın üzerinde olanlar da var. Yani var yani onlar. Arkadaş bunlardan para kasıyordu. Özellikle şu siyah olan bayağı pahalı. Gördüğünüz üzere. Bunun da farmı var. Bunlardan para kastığını gösterdi ve gerçekten de kasılıyor. Gördüğünüz üzere 8500 kinas siteyi bazılarının. Ve bunlardan iyi bir miktar para kastığını söyledi. Ve isterseniz eğer başka bir videoda size bunların nasıl yapıldığını, farmının taktiğini verebilirim. Şöyle videodayım yazalım arkadaşlar. Şöyle size onun taktiklerini yani farm taktiğini gösterebilirim. İstiyorsanız Squid farmında yani mürekkep balığı farmında gösterebilirim. Sadece yorumlara yazmanız ve like atmanız yeterli olacaktır. Diğer bir taktiğimize geçelim. Evet, şimdi bu taktiğimiz arkadaşlar birazcık ileri seviye yani spawnerlı olan arkadaşlar için geçerli. İleri seviye olan arkadaşlar için bu taktik bayağı işe yarayacaktık. Arkadaşlar şimdi biz build'ler yaparken çok fazla blok kullanıyoruz. Özellikle depolar falan yapılırken bu inanılmaz fazla bloklar kullanılıyor. Size spawner'dan çıkan itemleri direkt satmak yerine güzel bir taktik göstereceğim. Dark Prismarine abi, bakın. Dark Prismarine. Siteyi 5K. Çok net. Siteyi 5K abi, şurada gördüğünüz olduğunuz gibi. Veya diğerleri abi. Şöyle gösterelim. Bunlar tabi o kadar pahalı değiller. Bunlar artık ucuzladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar ucuzladı ama Dark Prismarine inanılmaz derecede pahalı. Bunun da sebebi Squid. Yani o siyah boyanın çok fazla pahalı olması. Eğer bir Squid farm yaparsanız bir de eşyaları çıkartıp bu şekilde değerlendirirseniz siteyi 5K'dan inanılmaz kar edersiniz abi. Tertemiz mis gibi de olur. Bu da ileri seviye spawner olan arkadaşlar için küçük bir taktik. Diğer bir taktiğimiz abi genellikle fenerli maden yapanlar arkadaşlar için çok iyi olacaktır. Tabii normal maden yapan arkadaşlar için çok iyi olacaktır. Obsidyen abi. Hemen size obsidyeni göstermek istiyorum. Şuradan obsidyen. Abi siteyi 12K. Gördüğünüz üzere şurada görüyoruz. Hatta şurada bir düşürülmüş bayağı piyasa. 12.000'den 12.600'den 12.000'e düşürülmüş. Stekler bayağı düşürülmüş hatta. Eskiden daha pahalıymış tabii ki. Obsidyen abi. Ne yapıyorsunuz? Fenerli maden kuruyorsunuz. Ya da isterseniz elinizle de yapabilirsiniz. Elde yapınca birazcık uzun sürebilir. Fenerli maden kuruyorsunuz. O gelen acele 2 ile beraber bu obsidyenleri hızlı hızlı kırarsınız. Ve getirip burada siteyini 12K'dan satabilirsiniz. Çünkü yani harbiden pahalı. Aynı zamanda hem maden yapıyorsunuz hem obsidyen kırıyorsunuz. Onu buraya getirip sattığınız anda inanılmaz derecede güzel kar ediyorsunuz arkadaşlar. Yani 10 stack getirdiğinizde 100K güzel bence. Bayağı iyi yani. 12K'dan hatta 120K diyor. Tertemiz para diye düşünüyorum. Umarım bunu uygularsınız. Çünkü güzel para kasma taktiği. Diğer bir yöntemimiz arkadaşlar. Ne yapmak? Bookshelf yapıp satmak. Yani bookshelf dediğimiz kitaplık. Yapıp satmak. Böyle şey farmı falan olanlar varsa. Ne diyor onlar? Kamış. Şeker kamışı farmı yapıyorlardı bir ara. O farm olanlar varsa bunu rahatlıkla yapabilecektir. Şeker kamış farmından alıyorsunuz abi şekerlerinizi. Kitaplık kitaplık yapıyorsunuz. Kitaplığın siteyi arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 9K civarında.
Şöyle gösterelim. Biraz daha düşürülmüş tabii ki piyasası. 9K civarında. Bunu yaptığınızda çok fazla satın alınıyor. Çünkü şey falan, spanner yeri falan yapan arkadaşlar gidip bookshelf yapmakla uğraşmıyor. Kimse kitaplık yapmıyor yani. Ben bile gidip satın aldım mesela. O yüzden gidip satın alıyorlar yani. Bu da çok fazla satılıyor. Aynı zamanda size de hızlı bir para getirir arkadaşlar. Onu kullanabilirsiniz. 9K siteyi tertemiz para olacaktır. Ben daha yeni başladım. Benim böyle şeyler yapma imkanım yok diyen arkadaşlara sesleniyorum abi. En kolay para kasma yöntemlerinden biri. Sadece ihtiyacınız olan tek şey bir adet yani Silk Touch'lu yani Epix'li bir kazma. Şurada bir paketlenmiş buz görüyoruz abi ya da normal ice gösterelim şöyle. Normal ice biraz daha ucuz tabi. Paketlenmiş buz gösterelim. Siteye 600 civarında. Bunu yapıp satabilirsiniz. Buz farmı yapımları falan filan var. İstiyorsanız onun da videosunu yapabilirim bir gün. Dedim yorumlara yazmanız yeterli. Buz farmı yapıyorsunuz. Siteyi 600 kenastan en azından hızlı kasılırsınız. Getirirsiniz bir 10 stack satarsınız 6K falan. 20 stack satarsınız gidip bir kazma yeni bir kazma alırsınız bilmem ne. Ya da balta alırsınız artık ne yaparsanız. Kısacası buz farmı hızlı para kastırır. Buz biyomu bulduğunuz anda zaten bunu yapabilirsiniz. Hızlı olacaktır, size hızlı para kazandıracaktır. Hem de ilk level'lardan biraz daha yüksek level'lara geçebileceksiniz. Gelelim en iyi şu anda göstereceğim para kasma şeyin abi. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Alıyorsunuz bir makas. Bir de buradan Pixie kitabını alıyorsunuz abi. Hemen göstereyim. Pixie kitabı çok da pahalı değil. Burada yine biraz daha idare eder. Şöyle 7700'e var falan böyle. Bir tane alıyorsunuz abi, bir tane. Basıyorsunuz abi şey makasınıza. Gidiyorsunuz full şey kırıyorsunuz abi. Şu mineshaft'lerde olan örümcek ağlarını kırıyorsunuz. Ve örümcek ağlarını kırıp gidip ondan sonra buradaki Pandora tüccarında satıyorsunuz. Pandora tüccarında sattığınız anda siteye 20K, 25K değişiyor genelde. Ama 20K'sı net oluyor yani. 25K, 20K civarında oluyor. Satıyorsunuz tertemiz oluyor abi. Hem de onu yani yaptığınız makası da yaklaşık bir 8, 7-8 kere de kullanabiliyorsunuz. Yani 7-8 kere dediğim repliyebiliyorsunuz aynı zamanda. O şekilde yaptığınız anda deli gibi para kazarsınız. Yani siteinden yani 4 tane stack toplasanız 100K ediyor zaten. İnanılmaz derecede hızlı para kasarsınız. Zaten herkes alıyor örümcek ağını. Yani bu şekilde en hızlı para kasma şekliniz olur. Yani deneyin, görün. Bir makas alıyorsunuz. Makas zaten 2 tane demir yani. Bir de dediğim gibi o İpex ile kitap. Onu bastığınız anda şak şak yapıştırıyorsunuz abi oradan paraları. Şimdi diğer bir yöntemimize geçelim. Diğer bir yöntemimiz arkadaşlar bu çiçek farmını yapmış arkadaşlar. Çiçek farmını yapıyorsunuz. Size gösterebilirim diye nasıl yapıldığını. Ve burada boyalı camlar var abi. Boyalı camlardan yapıp satabilirsiniz hocam. Bu arada arkadan ses geliyor, kusura bakmayın. Boyalı camlar hatta neredeydi? Ha şurada. Boyalı camlardan alıp yapıp satabilirsiniz. Pahalı. Gerçekten pahalı. Siteyi en az bir kanın üstünde zaten hepsinin arkadaşlar. Yapıp satabilirsiniz. Çiçek farmı olduğu için zaten herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Kum da kasıp yani cam yapıp satarsanız ilk başlayan yeni başlayan arkadaşlar için inanılmaz derecede güzel bir para kasma yöntemi olacaktır. Boyalı camlar, normal cam bunlar efsane para kastır arkadaşlar. Hızlı da kasarsınız. Ve bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere en güzel ve en hızlı para kastıran taktikleri bulup söylemeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için like atmayı unutmayın. Link var. Artı 100 aktif serinin devamı gelir. Yorum atmayı da unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.